Bizim para birimimiz dolar değil. Bizim para birimimiz Türk lirası. Türk lirasının itibarı Türkiye'nin itibarıdır. Türk lirasının itibarı Merkez Bankası'nın itibarıdır. Merkez Bankası tek bir görevi olan bir kurum. Enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadele ne demek? Şu demek. Merkez Bankası kendi bastığı annesi babası olduğu Türk lirasının gücünü korumakla görevlidir. Enflasyon şu demek. Paranın yani bizim paramızın, doların değil, Türk lirasının alım gücünün düşmesi. Yani sizin, Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Hatice'nin, Hasan'ın, işte efendim Özgür'ün, Ufuk'un, buradan görüyorum Bahadır'ın, Okan'ın alım gücünün düşmesi demek. Fakirleşmeleri demek. O yüzden Merkez Bankası'na yasalar bir tek görev vermişler. Bakın büyüme bile değil. Dünyada büyümenin de vazifeleri arasında olduğu merkez bankaları var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın iki görevi var. Enflasyon ve büyüme. Ama bizimkine öyle bir görev verilmiyor. Bizimki ne denmiş ki? Sen tek bir görevin var yasayla, enflasyonu durdurmak. Yani kendi çocuğun, kendi evladın olan Türk lirasının itibarını korumak. İşte o itibarı korursanız Türk lirası yerlere düşmez. Türk lirası rezil olmaz. Siz ekonomiyi iyi yönetirseniz o zaman Merkez Bankası'nın da eli rahatlar. Siz iyi Cumhurbaşkanlığı yaparsanız, siz iyi Ekonomi Bakanlığı yaparsanız, siz iyi Sanayi Bakanlığı yaparsanız, işlerinizi iyi yaparsanız, Merkez Bankası da işini yaparsa böyle bir şey olmaz. Şu an itibariyle Türkiye'de gerçek bir ekonomi yönetimi vardır diyen yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Üstelik bu sadece bugüne özgü bir şey de değil. Açık konuşalım. Şimdi Merkez Bankamız neler yapıyor? Bir de o tarafa geçelim. Hemen Aydın arkadaşımızdan rica edeyim ben. Şimdi ne dedik deminden beri? Milyarlarca dolar aldı bireyler ve kurumlar ve şirketler. Birinin dolar alabilmesi için birinin de dolar satması lazım. Yabancı yatırımcı gelmeyince, turizm olmayınca kim verecek bu dolarları? Merkez Bankası rezerv. Doları baskılamak için, doların artışını engellemek için Merkez Bankası'nın rezervlerini şakır şakır boşalttık. Eksi rezerv diye bir şeyle tanıştık. Şimdi size Merkez Bankası rezervlerini göstermek istiyorum. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi var. 46,7 milyar dolar. Merkez Bankası'nın brüt altın rezervi 43,5 milyar dolar. Toplam brüt rezerv 90,2 milyar dolar. Yani Merkez Bankamızın altın arttı. Döviz olarak 90,2 milyar dolarlık brüt rezervi var. Brüt rezervle net rezerv ne demek? Şu demek. Aradaki farkı size anlatayım. Birazdan net rezerve geçeceğiz çünkü. Brüt rezervin içinde Merkez Bankası'nın kendi parası olmayan paralar da var. Ne demek? Demin ne dedik? Ayşe, Ahmet, Hasan, Hatice, Emin gidiyorlar bankaya dolar yatırıyorlar. Döviz tevdiat hesabı açıyorlar. Merkez Bankası da diyor ki sendeki dolarların, euroların, Türk liranın bir kısmını bana vereceksin. Buna karşılık diyoruz. Bir kısmını bana vereceksin. Bunu istediği gibi artırır ya da düşürür Merkez Bankası. Onlar da götürüyorlar bu parayı, bir kısmını Merkez Bankası'na veriyorlar. Eğer ekonomi iyiyse, daha da iyiye gitsin istiyorsanız, bankalar kredi versin istiyorsanız karşılıkları düşürüyorsunuz. Karşılıkları düşürünce bankaların elinde para oluyor, onlar da kredi veriyorlar. Ama ekonomi kötüyse, ülkeyi kötü yönetiyorsanız, paraya ihtiyacınız varsa karşılıkları yükseltiyorsunuz ve paralar size geliyor. Ama o para sizin değil. Emin, Ayşe, Hatice, Hasan, Ahmet gidip bankadan dövizini çektiğinde siz de o karşılığı götürüp bankaya vermek zorundasınız. Yani o para sizin değil aslında. İnsanlar paralarını bankaya yatırdığı için bankadaki o paranın bir kısmı sizde. İşte onunla kendi paranızı ve yurt dışından swap'la aldığınız parayı, birazdan onda geleceğim, birleştirdiğinizde brüt rezerv çıkıyor. O parayı brüt rezerve harcayabilir misiniz? Harcayabilirsiniz. Ama yarın öbür gün Emin, Ahmet, Ayşe, Hatice gidip bankadan parasını çektiğinde o parayı geri ödemekle mükellefsiniz Merkez Bankası olarak. O zaman hemen dönelim. Neye bakalım? Bir sonraki grafiğimize bakalım. Merkez Bankası'nın gerçekte net döviz rezervi dediğimiz rezervleri
ne kadar? Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 18. 9 milyar dolar. Merkez Bankası'nın, bakın bir daha söylüyorum, demin çok afili rakamlar görmüştünüz. Ama olay nete gelince işler değişiyor. Net döviz rezervi 18 nokta Merkez Bankamızın 9 milyar dolar. Net döviz rezervi var. Net altın rezervi ise 31.4 milyar dolar. Ama iş burada bitmiyor. Eskiden swap gibi işlemler çok azdı. Onun için insanlar swap'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Arkadaşlar, swap şu. Benim Türk liram var. Çin'in renminbisi ya da halkın bildiği adıyla yuan'ı var. Ben ona sabit bir kur üzerinden TL veriyorum. O da bana yuan veriyor. Sabit bir kur üzerinden. Bunun artıp düşmeyeceğini söylüyoruz. Kaç lira dediysek o kadar. Birbirimize bunu veriyoruz. Benim dolara ihtiyacım varsa piyasaya gidiyorum. Yuan'ı verip dolar alıyorum. İşlerime devam ediyorum. Sonra ki bu genelde 4 ay gidiyorum. Yuan alıyorum piyasadan. Sabit kur üzerinden yuan'ı Çin Merkez Bankası'na veriyorum. O da bana Türk lirasını veriyor. Yani kendi paranız karşılığı o ülkenin para birimini. Çin size dolar veremez, Katar size dolar veremez. Herkes kendi parasını veriyor. Ama bu bir borç. Sabit kur üzerinden bir borç. Amerika Birleşik Devletleri ile swap yapmak için Türkiye kendini parçaladı. Ama Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Türkiye'nin dünya ekonomisinde bir önemi yok. Yani herkesle yaptığım swap anlaşmasını Türkiye ile yapmama gerek yok. Türkiye'nin başına felaket gelse, Türkiye batsa, dünya ekonomisi bundan etkilenmez, Amerika Birleşik Devletleri bundan etkilenmez. Onun için Türkiye ile swap yapmıyorum dedi. Bakın, bu çok önemli bir şey. Büyük bir aşağılama aslında. Bizim dolara ihtiyacımız var. Onun için aslında Amerika Birleşik Devletleri ile swap yapmalıydık. Ama Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bizimle swap yapmadı. Amerika'daki siyasetçiler de bizimle herhangi bir destek formuna girmedikleri için işte şu anda yaşadığımız ana sorun o. O zaman Aydın'dan rica edelim bir sonraki grafiğimizi hemen göndersin bize. Bu da bize önemli bir şey gösterecek. Çok önemli bir veri o. Merkez Bankası'nın toplam swapları, yani TL verip karşılığında çeşitli ülkelerden aldığımız para birimlerini dolara çevirerek piyasaya harcadığımız para, ne kadar olduğunu birazdan göreceksiniz. 58.9 milyar dolar. Merkez Bankası'nın swap borçları. Şu anda biz swaplarla döndürüyoruz ülkeyi. TL basıp veriyoruz. Karşılığında onların para birimini alıyoruz. Götürüp piyasada onu dolara çeviriyoruz. Böyle ülkeyi götürüyoruz. İşte brüt rezervle net rezerv arasındaki fark bu. 58.9 milyar dolarlık swap var. Şimdi bu swap'ı çıkardığınız an, çünkü swap sınırlı. Hadi vatandaşın bankadaki mevduatından aldığınız karşılıklar, vatandaş bir yıllık yatırdıysa bir yıl, 6 aylık yatırdıysa 6 ay, siz o parayı tutabilirsiniz. Ama swap öyle. Swap'ların çok büyük kısmı 4 aylık zaten. Son grafiğimiz, yani bir sonraki grafiğimiz Merkez Bankası rezervleri açısından bize çok önemli bir şey söyleyecek. Peki swap'lar çıktığında net rezervimiz ne kadar? Altın dahil net rezervimiz eksi 39.9 milyar dolar. Eksi 39.9 milyar dolar altın dahil. Yani elimizdeki altınları da satarsak, ki altın satmak o kadar kolay değil, dövize benzemez o. Altınları çıkardığınızda net döviz rezervimiz, altınlar dahil Merkez Bankası'nın total rezervi, yani ona rezerv diyoruz. Döviz rezervi ise sadece dövizleri içeriyor, altını içeriyor. Merkez Bankası rezervi dediğimizde altın artı döviz rezervleri. Merkez Bankası döviz rezervi dediğimizde dolar, euro gibi rezerv paralardan oluşan parasal rezervleri kastediyoruz. Altını çıkardığınızda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net döviz rezervi eksi 71.3 milyar dolar. Yani Türkiye'nin kasasına 71.3 milyar dolar girerse altın hariç, net döviz rezervimiz 0 dolar olacak. Bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin kasasına 71.3 milyar dolar girerse Türkiye'nin altın hariç net döviz rezervi 0 dolar. 0. Boş küme. Yok olacak. 0. Altın dahil derseniz, altın da rezervdir derseniz, ki rezervdir ama öyle hemen paraya çevirebileceğiniz bir şey değildir. Oradan baktığınızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasasına
40 milyar dolar, 39,9 milyar dolar girerse net olarak sıfır döviz rezervimiz olacak. Yani 40 milyar dolar bulursak bir yerden döviz rezervimiz sıfır olacak. Sıfır. Bakın 40 milyar dolar bulacağız ve döviz rezervimiz sıfır olacak. Net olarak. Swap hariç net döviz rezervimiz. Bilmiyorum anladınız mı? Yani anladınız mı derken siz şimdi ben anlatabildim mi? Bilmiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Siz bana bundan 3 yıl önce ki 3 yıl önce de ben biliyorsunuz ekonomide kriz geliyor, ekonomi çok kötü gidiyor diyordum. Lütfen aydın o grafiğimiz ekranda kalabilir mi? 3 yıl önce ama 4 yıl önce siz bana deseniz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri eksi rezerv olacak. Bakın hükümetin ülkeyi çok kötü yönettiğini o zaman da söylüyordum. Merkez Bankası'nın yanlış şeyler yaptığını ben o zaman da söyledim. Ama siz bana deseydiniz ki 3 yıl önce Türkiye'nin döviz rezervleri eksi olacak. Eksi döviz rezervi ya olacak. Ben derdim ki siz delirdiniz herhalde. Aklınızı kaçırdınız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda çok iyi iktisatçılar var. Çok iyi yöneticiler var. Öyle bir şey olmaz. Böyle bir şeye izin vermezler diyordum ben. Ama bugün geldiğimiz noktada altın dahil 40 milyar dolar eksi rezervdeyiz. Kasamıza 40 milyar dolar girdiğinde 0 dolarımız olacak net olarak. Altın hariç kasamıza 71,3 milyar dolar girdiğinde 0 liramız olacak. Böyle bir şey olmaz. Bu benim canımı yakıyor. Dolardaki zıplama dediğiniz şeyin ana nedeni budur. Ana nedeni budur. Şimdi geliyoruz Erdoğanomics çöküyor derken neyi kastettiğine. Nedir Erdoğanomics'in çöküş nedeni? Swaplarla örtmeye çalıştığımız, demin anlattığım swaplarla örtmeye çalıştığımız şey nedir? Yanlış ekonomi politikalarının üstünü Merkez Bankası rezervleriyle örtmeye çalıştık. Kamu bankalarının paralarını ortalığa saç kredi ver yaparak hem pandemi döneminde düşmesi gereken enflasyonun yükselmesine neden olduk, hem bankaları, kamu bankalarını çok kötü duruma düşürdük, hem de Merkez Bankası'nı böyle eksi rezervlere getirdik. Nedir? Hemen bir sonraki grafiği görelim. Aydın arkadaşımız göndersin. Orada çok önemli bir şey göreceksiniz. Merkez Bankası son 1,5 yılda 110 milyar dolar döviz sattı. Hani diyordunuz ya dolar 6.70, 6.80'de demir attı. Neden attı? Dolar yükselmiyor. Dolar yükselecek, 8 lira olacak diyenler yanıldı. İşte şu kadar olacak diyenler ki ben asla öyle bir şey demedim biliyorsunuz. 110 milyar dolara mal oldu bize. Merkez Bankası'nın o eksi rezerv dediğiniz noktaya gelmesi son 1,5 yılda 110 milyar dolar satışlı oldu. Son 4 ayda 40 milyar dolar satıldı. Son 4 ayda 40 milyar dolar satıldı. Bankacılar perşembe günü, sadece perşembe günü kamu bankaları eliyle 1 milyar doların üzerinde döviz satarak dövize müdahale edildiğini söylüyor. Ve bütün bunların sonunda dolar nerede 7.28 seviyelerine demir atmış bir dolar görüyoruz şu an itibariyle. Bütün bunları tek bir nedenle yaşıyoruz. Erdoğanomics çöküyor.